Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlerle şu mor şampuan, eğer çok etkili bir mor şampuanınız varsa ve saçlarınızı mor yapıyorsa, benim var. Her kullandığımda şu kısımlarım mosmor oluyor. Öyle bir mor şampuanı alanlar için dedim ki göstereyim, yani ben deneye deneye onu da buldum. Gerçekten yani denemek gerekiyor çünkü her yıkadığımda mesela küllülük vermek istiyorum. Ama dediğim gibi şu uç kısımları var ya, uç kısımları bildiğiniz mor yapıyor. Şu çıkan dip kısımlarınızı da dore bırakıyor. Yani öyle bir şey yaşıyorsanız, böyle bir sorun yaşayanlar için bunları da paylaşayım sizinle. Bazı mor şampuanların üstünde 5 dakika ya da 10 dakika bekletin der. Onlar sadece böyle küllülük verir. Hani etkisi daha azdır. Ve böyle daha çok olanlar var. Mesela sürdüğünüz zaman daha saniyede mosmor yapar. Ben bunu daha önce de göstermiştim. Yani bir de şimdi diplerim çok çıktığı için arada böyle bir küllülük yapmak istiyorum. Ama bu da dediğim gibi çok mor yapıyor. Yani sadece şöyle bir tane alıp saçınıza sürdüğünüz zaman, eğer ki sadece bununla yıkıyorsanız veyahut da işte başka markaların da var öyle o şekilde. Onlar da mesela direkt olarak uç kısımları mor yapıp dip kısımların böyle dore yansımalara sebep olmasını sağlıyor. Bu mor şampuan mesela diyelim ki saçınızı böyle mor yaptı ya da böyle çok yansımalar oluştu. Onu da söylemiştim. Yine söyleyeyim. Saç akıtma yönteminde griliktir, işte boyadır vesairedir. Onları söylediğim yerde beyaz kalıp sabunla yıkadığınız zaman mor şampuanın o çok böyle morluğunu alabilirsiniz. Ama ne yapar? Çok böyle şey yapıyor. Hani kalıp sabun saçı kurutuyor. Ondan dolayı da mesela düşünsenize, böyle etkili bir mor şampuan yapıyorsunuz ve her defasında arkasından kalıp sabun yapmak zorunda kalıyorsunuz. O da ne yapıyor? Saçı kurutuyor. Saçımı yıkayacağım, köpüklü şekilde buraya geleceğim. Normal bir şampuan, kremli bir şampuan da olabilir. Normal kremsiz bir şampuan da olabilir. Kepek şampuanı da olabilir. Hiç fark etmez. Kremli şampuan ve kepek şampuanı varsa zaten o hani boyanın daha çabuk akmasını sağlıyor ya. O şekilde düşündüğünüz zaman mor şampuan mesela saçınızdan hemen akıtır gibi düşünün. Morluk çok varsa ya da çok grilik varsa kepek şampuanıyla da yıkayıp o fazla griliği, işte o fazla morluğu 1-2 yıkamada alabiliyorsunuz. Ama kalıp sabun garanti çözüm. Tek yıkamada direkt o şeyi akıtıyor. Ben saçımı ilk önce köpük yapacağım. Ona gitmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Hemen saçımı yıkayayım ve geleyim. Şimdi burada göstermek biraz zor olacak. Bakın saçımda köpük var. Yani şampuanladım ve size göstermek için buraya geldim. Mor şampuanı koymadan bunları söylemem gerekiyor. Çünkü koyduğum gibi hemen yıkamam lazım. Şimdi mesela diyelim ki baş aşağı genelde hani böyle sadece mor şampuanı uygulamak için duşta falan yapmayıp da sadece mor şampuanı uygulamak için eğiliyorsunuz mesela saçınıza. Mor şampuanı yapacaksınız. Mor şampuanı sıkıyorsunuz. Elinizde işte böyle yaydırıyorsunuz. Ve hani bu diplere gelmiyor, sadece uçlara geliyor. O şekilde düşündüğünüz zaman uç kısımlar sadece gri oluyor, diplerde yansıma oluyor. Yani o şekilde yapıyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Mesela diyelim ki baş aşağı böylesiniz. Şu ince kısımları açtırıp yıkama aşamasında bunları mesela böyle ya. Şu kısma uygulamaya çalışın. Çünkü bu kısma verip sadece durulama aşamasında şu açık platin hani kısımlara geldiği zaman yansıma o zaman da olmaz. Ama mesela diyelim ki şampuan kuruttuğunu söyleyenler de var. Hani bazen boyalı saçlarda mor şampuanlar ne yapıyor? Kuruluk yapabiliyor. Onun mesela olmaması için bu mor şampuanı ben o şekilde de uyguluyordum. İlk önce mor şampuanı yapıp arkasından mesela kepek şampuanıyla yıkıyordum. Yine böyle hafif morluk oluyordu. Ama bu şekilde yaptığım zaman bu mor şampuanın etkisini bayağı kırmış oluyorum. Şimdi şöyle açtıracağım. Bakın açık kısımları şeye vereceğim. Her tarafım köpük olacak ama yapacak bir şey yok. Açık kısımları böyle açtırdım. Çünkü değdiği yerler anında şey olacak. Mor. Bakın böyle aşağıya verdim. Şimdi mor şampuandan İki fıs değil. Kesinlikle. Eğer etkili bir mor şampuan değilse zaten bu şekilde yapmanıza gerek yok. Normal yıkadığınız zaman yine küllülük veriyor sadece. Ama bu etkililer için geçerli. Şöyle yapacağım bir dakika. Ellerim ıslak. Bir pompa. Bakın şu kadar. Azıcık. Şunu şöyle yaptım. Bu zaten mosmor. Bakın etkisini buradan da anlayabilirsiniz. Şu kısımlara, diplere ilk önce oralara verip aşağılara gitmesi gerekiyor. Burada bir köpürtelim bunu. Çünkü baksanıza mosmor. Diplere şu an yediriyorum. Hepsine. Hani sürseniz olsa olur mu? Olmuyor. Yine olmuyor gerçekten. Yine mosmor oluyorsunuz.
Bakın uçlara gelmiyor diplerde. Şu an her tarafı köpük ve şey yaptım, su. Yıkama aşamasında baş aşağı verdiğiniz zaman uç kısımları yıkarken oraya sadece o anda verin. Onun haricinde vermeyin. Şu diplerdeki yansımayı almamız gerekiyor. Kendi saçınıza hiçbir şey yapmıyor. Kendi renginize. Oraya da hafif bir küllülük verir. Başka da bir şey yapmaz. Şimdi bakın buralara çok geldi. Buralarda morarma yapabilir. Onun yapmaması için hemen bu aşamada. Çünkü konuştuğum için bekliyorum. Bunun için beklememem gerekiyor. Bakın o küllülük şu an aşağılara gidecek. Bunu sadece suyu tuttuğunuz zaman karıştırmanız yeterli. Sonra da durulayın. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi ben bunu hemen yıkayayım ve geleyim. Ben konuşma esnasında sanıyorum o dakikayı kaçırdım. Yani siz evinizde ki böyle kimseyle konuşmadan yapın. Çünkü böyle gerçekten videoyu çekip anlatmak zaman alıyor. Ve bu da zamanı hiç affetmiyor. Şimdi valla bilmiyorum. Sanıyorum aralarda biraz morluklar göreceğiz. Bakın dedim ya şuralara değdi. Oralarda göreceğiz. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Onu da söyledim. Beyaz kalıp sabunla yıkadığınız zaman o fazla morluğu hemen alabiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra muhakkak sonrasında uçlarınıza krem yapın. Çünkü dediğim gibi mor şampuanlar saçı ister istemez kurutuyor. Kuruttuğu için de ne yapıyor? Tararken saçlarınıza zarar veriyorsunuz. Benim yeğenim mesela 7-24 mor şampuan kullanıyordu, saçını kuruttu. Yani onlara da dikkat edersiniz. Öyle bir şey yapmayın. Haftada bir yapın. O küllülüğü korumuş olsun. Tarayayım, kurutayım da şu an küllülük oldu. Hemen kurutayım ki bakayım ne derece morluk var. Ama çok böyle morluk yokmuş gibi. Yani şu an gördüğüm kadarıyla bakın ıslarken bile morluk yok. Yani biraz böyle oluyor. Yoksa ben şu an mosmordum. Hemen kurutayım ki o şeyi göstereyim size sonucu. Şöyle bakın. Şimdi beyaz ışık da sizi yanıltmasın. Şöyle bakın diplerde normalde yaptığınız zaman buralar mosmor olduğu zaman ya da buralara küllülük aldığı zaman dipler ne oluyor? Dore gibi gözüküyor. Benim boya zamanım geldiği için bakın diplerime şöyle buraları kaçırdım. Size anlatmaya çalışırken oraları kaçırdım. Ama aman aman öyle mor değil bakın küllü. Şuralarım sadece çok hafif nerelerde vardı morluk. Morluk var mı? Yok. Sadece çok yoğun grilik oldu. Bakın böyle. Yani mor şampuan gösteriyorum sadece sizlere. Etkili bir mor şampuanı bu şekilde uyguladığınız zaman saçınız mor değil. Gayet böyle küllülük vererek gördüğünüz gibi şu şekilde görebilirsiniz. Yani dediğim gibi beyaz ışık aldatmasın sizi. Yani dorelik varsa bile o da dediğim gibi şuralarda mor şampuanı anlatma aşamasında fazla kaçırdığım için oluyor. Ama siz mesela evinizde bu şekilde uyguladığınız zaman çok etkili bir mor şampuanda gayet iyi bir sonuç alırsınız. Böyle biraz kendimi iyi hissetmek için bu aralar böyle küllülük yapıyorum ki diplerim gözüme çok batmasın diye. Böyle mesela yaptığın zaman bakın batmıyor gözüme. Boyama ihtiyacı duymuyorum. Yani benim gibi o şekilde yapanlar da vardır herhalde. Vallahi mor şampuan delisi değilimdir. Yani sürekli böyle mor şampuan kullanayım, hani saçıma küllülük vereyim. Hiçbir derdim yok öyle. Ha bakın şuraları fazla kaçırmışım. Anlatırken sizlere. O da oraların daha çok böyle gri olmasına sebep olmuş. Böyle bir durumda da dediğim gibi. Eğer böyle çok grilik olursa beyaz kalıp sabunla hemen biraz elinize köpürtün. Saçınıza sürün. Sonrasında muhakkak ama yine krem yapın. Çünkü bildiğiniz kazık gibi yapıyor saçı. Haberiniz olsun. Yani sürekli böyle beyaz sabun var diye ben saçıma hani mor şampuan yapayım onunla akıtayım derdiniz. Gerçekten olmasın. Saçınızı tamamen kurutursunuz. Onlara da dikkat edersiniz. Şu an gayet iyi oldu. Çünkü dediğim gibi ben bu mor şampuanı mor yapmasından ötürü kullanamıyorum. Artık bozulacak. Dolu şişe. Yani düşünsenize bakın bir damla aldım. Bir damla almama rağmen beni nasıl küllü yaptı. Bir pompa alıp sadece bununla yıkadığım zaman saçımın nasıl mor olduğunu düşünün. Yani mor yapmak istiyorsanız benim yeğenim bununla saçını mosmor yapıyordu. Yani mosmor bildiğiniz sarı saçın üstünde bunu iki pompa uyguluyordu. Saçları mosmor oluyordu ve kolay kolay da akmıyor.
Yani öyle bir şey. Bu Karmaloş'un bu şeyini seviyorum. Mor şampuanını seviyorum. Etkisi çok güzel. Ama dediğim gibi böyle uyguladığınız zaman mesela sadece küllülük vererek daha güzel sonuç alabiliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.